Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Logitech G29 ve shifter'lı olan direksiyon setimin kutu açılışını yapacağız. Gördüğünüz üzere bu şekilde kutusuyla geliyor. Bayağı da özellikli, güzel bir kutusu var. Büyük bir kutusu var, şu şekilde göstereyim. 900 derece dönebilen direksiyon. Haricen pedal seti, haricen de shifter'ı var, vites de var. Yani altı vites olan haricen geri vitesiyle birlikte vites setimiz de var. Buradan kutumuzu açalım. Toplamda bana 4000 TL'ye mal oldu arkadaşlar. Buradan şöyle göstereyim. Kullanma kılavuzu. Ve kağıtları var burada. Bunları şöyle koyalım. Bu bizim fişimiz zaten. Bunu da koyalım. Bunlar kalsın. Burada yine setlerle alakalı bilgi vermiş. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Direksiyon setlerine kullanılabilecek koltuklar var. Onlarla alakalı bilgiler vermiş. Bir tanıtım olmuş açıkçası. Burada bakıyorum. Direksiyon setinin pedalle bağlantısı gösterilmiş. Bunu zaten şimdi direksiyonu indirdiğimizde göreceğiz. Buradan şöyle göstereyim. Görünüyordur diye düşünüyorum. Bu şekilde bir bağlantı planı gelmiş. Bunu bırakalım. Burası da vitesimizle alakalı. Bir bağlantı planı. Haricen bir şey var mı? Vitesimizin giriş yerini gösteriyor. Vitesimizin normal masaya montaj ile alakalı bir kitapçık diyebiliriz. Şu şekilde vermiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlardan da destek alırız tabii ki. İlk baş adaptörleri takayım ben. Şuraya koyalım. Düştüğü için ben. Ha, aynen. Araştırmalarında demişti zaten 220 fişi yok. Çeviricisi olarak gönderiyorlarmış ücretsiz bir şekilde. Şuradan vitesimizi çıkartalım. Bu şekilde. Şöyle vitesimiz var. Görüyorsunuz. Böyle çıkartsam ne olur, hiçbir şey olmaz. Şuradan şöyle göstereyim hatta. Direksiyonla birlikte görüyorsunuz pedal takımımız da burada mevcut. İlk başa hangisini çıkarsam, direksiyonu çeksem gelmiyor. Pedal setini çıkartayım. Şöyle yatırayım hatta şuraya. Şuraya yatıralım. Bütün gelir sanki direksiyonu çekelim. Direksiyonumuzu çıkartalım şu şekilde. Pedal setimiz de zaten gördüğünüz gibi burada aşağıda. Yani aslında yan şekilde duruyor. Pedal de şöyle çekelim. Pedal biraz ağır. Şimdi şöyle yapalım. Kutumuzun içine şu kutumuzu atalım. Kullanım kılavuzları haricinde olan kağıtlarımızı da buraya atalım. Şöyle yapalım. Kutumuzla işimiz bitti arkadaşlar. Kutumuzu kaldıralım. Durabilir hatta. Kutumuz şurada bir dursun. Bunlar kullanma kılavuzları. Bunlar da kenarda dursun. Şu zaten pedal takımımız. Vitesimiz. Vitesimizi de şöyle koyalım. Adaptörü de buraya alalım. Şurada görüntü. Şuradan direksiyonumuzu çıkartalım. En başta. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu şekilde. Direksiyonumuzu buradan çıkartalım. Görüyorsunuz. Logitech'in G29 direksiyon seti arkadaşlar. Bu şekilde alalım. Alalım. Naylonu da şuraya koyalım. Bu şekilde geliyor arkadaşlar direksiyon seti. Logitech amblemi var zaten. Motor aksamı bu kısımda. Burada resmen hava alma yerlerini de yapmışlar. Büyük ihtimal motorun fanını soğutan hava alma kısımları buralar. Şuralardan görünüyor. Bakın şu şekilde. Tam ortada da var yeri. Bunlar zaten gördüğünüz gibi bağlantı yerleri. Yani masamıza monte edeceğimiz yerleri indirip kaldırıp böyle de sıkıştırabiliyoruz. Bu şekilde. Şöyle tuttu mu tuttu mesela. Şöyle vidalarımızı açıyoruz. Genişletiyoruz. Direksiyonumuz bu şekilde. Şöyle bir çevireyim. Ben size doğru çevireyim şu şekilde. Bunun kablosunu bir açalım. Bilgisayara bağlanan USB kablosu. Bilgisayarımın tanıması için bunu bağlayacağız bilgisayarımıza. Haricen adaptörümüz var. Pedal takımımız ve vites takımımız var. Onları da bağlayacağız. Bu şekilde. Şurayı açayım. Aynen. Burada kablo yerleri de yapmışlar. Bakın arkadaşlar. Aa, bak bu çok güzel olmuş. 4 tane kablo kanal yeri var. Bakın şurada görüyor musunuz? Tam şu kısma bırakmışlar. Kablo kanal yerini bırakmışlar. Yani kabloları buraya şu şekilde şöyle yapalım. Bu şekilde montaj diyebilmemiz için. Hani direksiyonda normal masaya sabitleyeceğiz ya. Orada kablo zarar görmemesi için bu şekilde bir gözenekte bırakmışlar yani. Bunu çıkartalım. Diğer kablolarımızla beraber bağlayacağız. Bu şekilde dönüyor zaten. Şöyle koyduğum zaman toplamda 900 derece dönüyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın görüyorsunuz. Toplamda 900 dereceye kadar dönüyor. Şu şekilde ortalı zaten. Üzerinde bulunan tuşlar var. Ben normalde ETS oynuyorum ağırlıklı. Haricen yarış oyunları oynayanlar, Forza oynayanlar, Grid oynayanlar, rally yarış, arabalar oynayanlar da bilir zaten. Bununla marş basıyoruz. Enter tuşu gibi düşünün. Arabayı çalıştırıp istop etmeye yarıyor. Ben buradaki tuşları normalde ses açma kapama tuşu gibi görünüyor ama aracın sol camını açma kapamak için kullanıyorum. Buradaki tuşlar, 4 tane tuş var burada yine. Buradaki tuşlarda da üst tarafta farları açıyorum. Farlar ve farlar. Alt tarafta dörtleri yakıyorum. Sağ ve sol sinyalleri yapıyorum. Burada kamera açısını ayarlıyorum. Bu 4 düğmemizle. Buradaki düğmemizle aracın içinden sürüyorum. Buradakiyle aracın dışından dış kamerasını gösteriyorum. Burada da aracın içi ve dışında sağa ve sola hareketleri yapıyorum arkadaşlar. Ben kendi kullandığım tuşları söyleyeyim. Siz dilediğiniz şekilde kısa yollarını ayarlayabilirsiniz. Buradakiyle bu haricen olan lambalar var ya, ışıklar modifiye yaptığımızda. Onları yakıyoruz. Bununla kornaya basıyoruz. Bununla selektör yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Bununla da havalı kornaya basabiliyoruz. Yani burada benim ayarladığım tuşlar normalde bu şekilde. Haricen direksiyon setimizin yanında gelen vitesimiz haricinde şurada gördüğünüz gibi bakın şu şekilde metalimsi. Şöyle göstereyim. Burada da normal viteslerimiz var. F1 modu gibi. Şöyle yapalım tekrardan. Şu şekilde aracı sürerken vites atmak istediğimizde bununla yükseltip bununla vitesimizi düşürebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Direksiyonumuzu bir şöyle koyalım ilk baş. Buradan bir vitesimizi çıkartalım. Bu şekilde. Şöyle yapalım. Bunu naylonla aşağı atalım. Vitesimiz gördüğünüz gibi normal bir araç vitesi ayarında. Farklı bir ayarda değil. Bunun da bir giriş yakı var. Bu şekilde. Vitesimiz şu şekilde tam olarak. Şöyle göstereyim. Üzerinde yine 1'den 6'ya kadar aynen şu şekilde taktığımda 1, 2, şöyle 3, şu şekilde 4, şu şekilde 5, şu şekilde 6. 6'dan boşa alıyoruz. Bastırıyoruz. Şöyle en aşağıya giriyor. Bakın çıkmıyor zaten. Kolay kolay da. Şöyle. Tam basılı tutamadım herhalde. Tam bastığımızda geri vitesine giriyor. 6 artı bir geri vitesimiz var. Şu şekilde göstereyim. Kameradan da bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle de bağlantı yerleri var. Bakın buradan görüyorsunuz. Normal şuralardan yine vidalarından ayarlayacağız. Kenarları tutturacağız. Şu kenarlarını. Bu kenarları şöyle göstereyim rahatça. Şu kenarları tutturacağız. Buraları. Buradan da direksiyonumuzu normal, fitesimizi normal sıkıştırabileceğiz sabitlemek için kaymaması açısından. Bunu da şöyle bırakayım ben. Şuradan adaptöre geleyim bir de. Adaptörümüzü de şurada çıkartalım. En sonunda pedal takımımızı çıkartacağız zaten. Bunu da şöyle yapalım. Normalde arkadaşlar gelen fişlerde 220 girişi yok. Bakın gördüğünüz gibi fişler bu şekilde geliyor. Ayrıca arkadaşlar sağ olsun bu şekilde adaptörünü göndermişler. Çeviricisi var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Biz bununla birlikte normal bizim Türkiye standartlarındaki 220 fişe dönebiliyoruz. Bunu haricen almanız gerekmiyor yani. Kutunun içerisinde bu gelmiş oluyor. Normal bağlantımızı yapacağız. Şuradan adaptörümüze girişimizi yapalım. Buradan kablomuzu açalım iyice. Pedal takımımızı da çıkaracağım şimdi. Pedal takımından sonra da montaja geçebiliriz. Direksiyon setimizin tam anlamıyla bağlantılarına geçebiliriz. Kablomuzu bir şöyle koyalım. 220'miz burada. Pedal takımımızı da şundan şöyle açalım. Bunları bir alalım. Bu bayağı bir ağır ya. Pedal takım bayağı bir ağır arkadaşlar. Bunu şöyle çıkartalım. Onun da yine bağlantı adaptörü var. USB girişi değil ama HDMI'ye benzer bir girişi var. Yine vites takımının girişinin olduğu gibi böyle bir girişi var arkadaşlar. Bunu da buradan şöyle açmış olalım. Gördüğünüz gibi yine Logitech yazıyor. Pedallerin bulunduğu yerlerde debriyajın, frenin ve gazın bulunduğu yerlerde yine ayaklarımızı koyabileceğimiz yerler yapılmış. Bayağı güzel bir takım olarak ayarlanmış yani. Set bayağı hoşuma gitti benim. Şöyle şuraya koyuyorum. Şu şekilde. Kablona basmayacak şekilde. Şöyle de göstereyim. Debriyaj. Debriyaj iyi şu an. Çok da şey değil. Sert değil yani. Burada arkasında yay olduğunu varsayıyorum. Büyük ihtimal buna da bir ayar yapılabilir. Çıkartılabilir diye düşünüyorum yani. Fren bayağı bir sert ya. Freni herhalde hassas bir şekilde ayarlamak gerekiyor. Gaz pedali güzel. Bayağı bir yumuşak gaz pedali var. Buradan da görüyorsunuz zaten. Bu şekilde parmağımla da oynatabiliyorum. Buna zorlanıyorum. Bunda da biraz zorlanma var. Ama normaldir diye düşünüyorum. Zaten birazdan montajını yapıp bir tane tır sürerek de denemesini yapacağız. Şöyle aşağısını da göstereyim ben. Bu şekilde bir arkası var. Burada gördüğünüz üzere görebiliyor musunuz? Burada bir tır var arkadaşlar. Dişli. Şunu şuradan bastıracağım. Şöyle çıkıyor. Halının üzerinde veyahut da bir cismin üzerine koyduğunuz zaman bu tır bunun kaymamasını sağlıyor. Şuradan da şöyle göstereyim ben. Bu şekilde görünüyordur diye düşünüyorum. Bakın yandan da göstereyim şöyle. Bu tırla da kaymamasını sağlayabiliriz. Halının üzerine koyduğumuzda bunu kapatıyorum. Dilediğinizde bu şekilde kullanırsınız. Dilediğinizde de şurada bir tuşu var zaten. Bunu kaldırıyorsunuz. Bu direktmen açılıyor. Masayı çizmemesi için şimdi bunu kapatıyorum. Buradan da şöyle göstereyim. Metalimsi bir şekilde gelmiş. Normal Logitech yazıyor. Debriyajımız, frenimiz ve gaz pedalimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde bırakalım. Şimdi bunun montajına geçelim. Montajında ne yapacağız? Ona bir bakalım. İlk baş bu adaptörü şuraya bir uzaklaştırayım ben. İlk baş bağlantı kablolarımızı, vitesimizin ve gaz pedal setimizin bağlantı kablolarının bir girişini yapalım diyorum ben. Direksiyonumuzu şöyle bir yatırayım önce. Burada arka tarafta bakıyorum ben. Direksiyonumuzun giriş yerleri nereler? Şurada bir girişi var. Şurada, tam burada. Burası vites giriş yeri. Aynen. Burası da pedal giriş yeri. Yani şu görmüş olduğunuz aparatları montajlayacağımız yerler. Ayrıca bunun bağlandığı bir yer var mı? Ona bakıyorum. Ayrıca bağlantı yapacağımız bir noktası yok. Bir de bu kablomuz var zaten. USB kablomuz. 3 tane adaptörümüz var burada. 3 tane girişimiz var yani. Bir de vites takımımıza bakalım. Vitesimizin bulunduğu yerde haricen bir giriş var mı? Vitesimizin bulunduğu yerde de haricen bir giriş yok. Buradan baktığımızda normal debriyaj setinin bulunduğu yere bakıyoruz. Zaten bunun adaptörü belli. Bunda haricen bir giriş yaptığı bir yer yok. Şuradan bunun USB'sini bağlayacağız. Bunun bağlantısını yapacağız. Bu adaptörün girmiş olduğu bir haricen bir yer olmalı ama onu tam bilemedim şu anda. Ona da bir bakalım. Ben ilk başta vitesimizi bağlayalım diyorum. Vitesimizi bağlayalım buradan. Vites giriş yerimiz burada. Şöyle bir kaldırıyoruz. Bunun tersi düzü fark eder diye düşünüyorum. Şu şekilde. Ters oldu galiba. Şu şekilde montalayacağız. Aynen çıt çıtlı gibi zaten. Rahat giriyor. Böyle bir zorlayıcı bir şey yok. Şu USB'yi şöyle yapalım. Bunu böyle geçirelim. Buradan bakıyorum. Şu pedal takımının yanında 220 girişi var arkadaşlar. Bak ben bunu görememiştim. Bu 220'yi nereye takacağım diyordum. Şurada tam burada 220 girişi var. Bu haricen olan 220'yi de buraya bağlayacağız. Onu bilememiştim. Ona bakıyordum da görme açısından. Biz vitesimizi bağladık. Şu anda. Direksiyonumuzu şöyle koyacağımıza göre aynen. Vitesimizi şuraya bir alalım. Böyle bir kenara koyalım. Şuraya koyalım hatta. Bunu montalamadan önce. Ondan sonra pedal takımımıza gelelim. Pedal takımımız ayağımızın alt tarafında olacağı için onun da kablosunun girişini yapacağız. Onun kablosunun girişini nasıl yapalım? Şöyle bakayım ben. Pedali buradan indireceğim. Kablo şurada olur. Şuradan bir kablosunu geçireyim. İlk baş. Pedal takımımızın giriş yeri de buradaydı. Onun da bağlantısını yapacağız. Şuradan şu şekilde alıyorum. Bu da ters geldi sanırım. Bunun da bağlantısını yapıyorum. Şurada ne güzel gördüğünüz gibi düzenek var arkadaşlar. Kabloları buraya dolayıp şuradan da geçişlerini yapabiliyoruz. Bu ikisi zaten bu taraftaydı. Bir tanesi de bu tarafta. Haricen bir de 220 girişimiz var. 220 girişimizi bu şekilde kablosunu alıyorum. Adaptörüyle beraber. Bunu zaten buraya bağlayacağız. Vites takımımız şurada dursun. Adaptörümüz de burada dursun. Bunun enerji giriş yeri hemen pedal setinin bağlandığı yerin sağ tarafında. Burada hemen kenarda görünüyor zaten. Şuraya da normal 220'nin girişini yapıyoruz. Daha sonra buraları dolayabiliriz. Dilersek dolamayabiliriz. Şunların geçişlerini yapmam lazım. Şimdi hepsini buradan geçireyim. Kablolar biraz kısa kalacak gibi. Bunları çok da kenardan getirmemek lazım ki kabloya zarar vermeyelim. Bu şekilde bağlantılarımızı yaptık. İkisini buradan geçiririz. İkisini de buradan geçireceğiz. Bunların bir dolamasını yapalım. İkisini şuradan bir geçireyim ben. Şöyle. Şurada gördüğünüz gibi zaten bunların yerleri vardı. Bunların yerlerinden geçiriyoruz. Şunu da alıyorum. Ben bunu da buradan geçirdim. Hani kablo, direksiyon şu şekilde geldiğinde hasar görmesin diye bunları yapıyoruz arkadaşlar. Bu ikisini bu taraftan geçirdik. Bu hangisiydi? Vitesimiz ve bilgisayar bağlantı USB'miz. Bunlar. Burada da debriyaj setimizle normal enerji girişimiz var. Onları da şu taraftan bir dolandıracağım. Daha ikisini bir yapayım. Karışmasın. Burada ne güzel yerlerini yapmışlar. Buradan da ayrıca bu direksiyon setinde emeği geçen arkadaşlara bir teşekkür edelim. Bayağı bir emek var yani açıkçası setin yapımında da. Bunu da şuradan şu kanallar aracılığıyla kablolarımızı geçiriyoruz. Kablolarımızı buradan geçirdik. Montajlarımızı yaptık. Bir eksiğimiz olmadığını düşünüyorum buradan baktığımız zaman. Direksiyonumuzu şu şekilde alıyorum. Bu şekilde. Kablolarımız burada gördüğünüz gibi hasar alır diye korkmayın arkadaşlar. Çünkü daha önce söylediğim gibi burada kendi kanallarına gir dedik. Şurada da bir dolandık zaten. Kablolarımızın böyle bir hasar alacağı, zarar göreceği bir nokta yok. Onları ayarlamış olduk. Şurada gördüğünüz ayaklarımız, buradan vidalarımızla masamıza bunu sabitleyeceğiz. Buradan bakalım, o biraz bakalım. Bunu biraz açalım. Şuradan bakıyorum. Bu şekilde bir sandalyemizden kayalım. Direksiyonumuzu bu şekilde sabitleyeceğiz. Şuralardan sıkıyorum biraz daha. Bunları da sabitliyoruz bana bu şekilde. Kapatıyoruz. Direksiyonumuz kaymasın diye. Bu şekilde 900 dereceye kadar dönebiliyor gördüğünüz gibi. Buradan da dönüşümüzü yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de görüyorsunuz zaten. Bu pedal takımı alt tarafa atayım ben. Pedal normal yerine gelecektik. Şöyle bırakalım. Kablosunu da şöyle geriye doğru atalım. Ayağımıza takılmasın. Burada bunun direksiyonun USB'sini bilgisayara bağlayacağız. Burada 220'miz de var. 220'mizle beraber masamızın ayağına vitesimizi de takacağız. Onun bir şurada bir masanın bir şöyle masayı kaydıracağım ki vites takımını kenara takabileyim. Çünkü masa kayabilir herhangi bir durumda. Bunun kablosu çok uzun değil. Şöyle aşağı sallayacağım bunu ben. Bu şekilde yapabiliriz. Bunu da buraya bu şekilde montajlayacağız. Masamızı biraz daha niye gelmiyor? Ayak kısmına mı takıldı acaba? Şuradan bir daha bakalım. Gidiyor bu şekilde. Evet, direksiyonumuzu da takılıyor. Pardon. Nasıl hata yaptık ya? Direksiyonu diyorum niye takılıyor? Bunu biraz daha kaydıracağız çünkü vitesimizin şu ayaklarının oturması lazım arkadaşlar. Bak gördüğünüz iki ayağı var ya. Direksiyonu düşürecektik. Dursun. Bu iki ayağının oturması lazım. Masanın bulunduğu kısma. Bunları sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Buradan bakıyorum. Alt taraftaki olan vidasını da sıkıştıracağız ki tam anlamıyla sağlam bir şekilde tutsun. Bunu da buradan sıkıştıracağız. Bunları bu şekilde kapatabiliriz. Aynen. Vitesimizi buraya sabitlemiş olduk şu anda. Vitesimiz kolay kolay çıkmaz. Direksiyon setimizi de şu şekilde sabitleyelim. Direksiyonumuzu da buraya sabitliyorum. Şunu da az bir gevşekte bırakabilirsiniz. Bu tuttu şu anda. USB'mizi bir bilgisayarımıza bağlayacağım. Buradan şu şekilde bir bağlantısını yapalım. Aynen direksiyonumuzun bağlantısını da yaptık. Şuradan klavyemizi alalım, kablomuzu uzatalım. Mouse'umuzu da çekelim. Aynen mouse'umuz burada dursun. Son aşama bunun adaptörü kaldı. Direksiyon setimizin son bağlantı parçası. Adaptörümüz 220'mizi bağlayacağız. Direksiyonumuz test yapacak daha sonra kendini. Bu şekilde bağlı. Kendi dönüyor. 900 dereceye bir test gidiyor arkadaşlar. 2 defa dönüyor. Görüyorsunuz. Şu an direksiyonumuz çok az bir sertleşti. Çok az bir direksiyonumuzda sertlik var. bağlantısını bu şekilde yapmış olduk. Şuradan da aynen. Şu an güzel oldu. Gördüğünüz gibi kurulum bu şekilde arkadaşlar. Kurulum haricinde bir de ETS'ye girelim. Bir tane tırla birlikte bir direksiyonumuzu deneyelim. Birazdan da oyunu açtığımda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normal ETS'imizi açtık şu anda. Direksiyonumuzu şu şekilde çeviriyorum. Aracın içine geçeyim. Bakın. Direksiyonumuz bu şekilde dönüyor. Şöyle de göstereyim. Aracımızı daha çalıştırmadım. Buradan bir çalıştıralım. Uyku modunda kalmış. Vitesimizi otomatiğe almıştım. Şuradan el frenimizi indirelim. Böyle aracın dışına da çıkabilirim. Milletin arabasına da vurmayalım. Bu şekilde. Vitesimiz, debriyajımız hepsi çalışıyor zaten. Arabanın parklarını açayım bir. Bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. Gaz da veriyorum. Normal çeviriyorum da. Buradan saati bir 10 yapsak. Aynen saatimizi bir gündüze alalım. Nereye gelelim? Buradan bu şekilde devam edelim. Dönüşlerimizde falan bir anormallik yok. Gündüze dağıldım biraz. Bu şekilde de görünüyor diye düşünüyorum. Direksiyonun kendi içerisindeki motor aksamında şu an stabilize yolda olduğumuz için titreme var arkadaşlar. Bakın direksiyon inceden titriyor. Görüyor musunuz? Kendi de titriyor. Yani oyundaki de titriyor, buradaki de titriyor. Çünkü kendini oyuna göre adapte edebiliyor. Bu şekilde dönelim. Hop, dönelim dedik. Kırmızı vurduk. Geri gelelim. Bu şekilde geri dönelim. Direksiyonumuz kendini toplar zaten. Uyku modu açık kalmış herhalde. Adam uyukluyor şu anda. Normalde ben uyku modunu kapatıyorum. Bu şekilde de F-Max'ımızı da göstereyim. Bu şekilde gidiliyor arkadaşlar. Dönüşlerde fren de yaparız. Gaz da veririz. Direksiyonumuzu da döndürürüz. Hiçbir anormallik yok gördüğünüz gibi. Ayağımı gazdan hiç çekmiyorum. Bu şekilde de devam ediyorum. Onlar bizi sollamak istiyor sanırım. Dorse'de bir gariplik var da. Dorse hoplayıp sıplıyor. Onu tam çözemedim. Buradan bir dönüş yapalım. Evet. Bayağı da güzel gidiyor ya. Sağa sola çeviriyorum. Şekilde frenimize basalım. Tamam, büyük ihtimal uçtu. Düşmüş. Şu sıfır moduna basalım. Aracımızı şuraya bir alalım. El frenimizi çekelim. Bunu burada bırakıyorum arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Forza F-Max'ımızdan normal sürüşümüzü de yaptık. Gördüğünüz direksiyon içine de giriyorum aracın. Bu şekilde dönüşlerde herhangi bir anormallik yok. Vitesimizi otomatik de kullanabilirsiniz, manuel de kullanabilirsiniz. Ben otomatik kullanıyorum. Genelde atıyorum. İleri gidiyor, çekiyorum, geri gidiyor yani. Şu an el freni çektik, araç yürümüyor. Bu şekilde de sürüş yapabilirsiniz. Direksiyonumuz normal direksiyon gibi, çok sert değil, çok da yumuşak değil. Ama bayağı güzel yani. Logitech'e de buradan teşekkür edelim. Buraya kadar izlediyseniz elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.